Merhaba Tinnex Ailesi'nin tatlış, sözel ya da eşit ağırlık, belki de sayısal pandası yeni videomuza hoş geldin. Bugün seninle paragrafta nasıl hızlanılır, paragrafta nasıl başarılı olunuru konuşacağız. Son zamanlarda sözel pandalardan çok fazla istek geldi bu konuyla alakalı. Ben de bildiğim kadar bir şey anlatmaya çalışacağım. Tabii ben bir sözel öğrencisi değilim ama gördüğün üzere 2019 ve 2020 sonucumu, pardon 2020 ve 2021 sonuçlarımı göreceğin üzere sözel bayağı yapıyorum. Hani sayısalda da bayağı vakit harcamama rağmen. Peki neden bu kadar hızlıyım? Siz nasıl hızlanabilirsiniz? Veya benim gayet başarılı sözel hocalardan aldığım bazı taktikler ne başarılı olmak için? Bugün bunları konuşacağız. Umarım hoşuna gidecektir. Başlayalım. Birinci olarak şu an ekranımda bir sözel sorusu görüyorsun. Bunu Umut Can Arslan hocamızın bir videosunun ekran görüntüsünden aldım. Kendisi gayet başarılı bir sözel hocası. İstediğin zaman onun kanalına da bakabilirsin. Şimdi beni dinlemeni istiyorum. Paragrafta öğrencilerin düştüğü en büyük hata, direkt paragrafı okumaya başlamalıdır. Lütfen dur ve önce sorunun kökünü oku. Yani kökü dediğimiz ne istiyor senden? Soruyu bir oku. Soru senden ne istiyor? Soru senden ne aramanı istiyor? Ona göre paragrafta ara. Çünkü bazen paragrafın kısa bir kısmını okuyarak ya da hızlıca göz gezdirerek aslında sonucu bulabilirsin. Ve bu senin daha hızlı olmanı sağlayacak. Benim de zaten çok hızlı çözebilmemin nedeni budur. Tabii hızlı derken bu başka bir uyarımız. Buna da geleceğim. Ama genel mantığı kavradın. Önce soruyu oku, sonra paragrafı oku, sonra şıklara bak. Şimdi bir diğer tavsiyemize geldik. Az önce hızlı dedim ama paragraf sakince okunmalıdır. Unutmayın, aceleyle okunan paragrafta kesinlikle bir şeyler eksik kalacaktır. Böyle bız 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 diye okursan mahvolursun. İç sesinle hızlı hızlı oku ama vurgulara da dikkat et. Virgülü kullan, noktayı kullan, ünlemi kullan. Yazar sana ne anlatıyor? Yazar burada bir şey anlatmış. Bir yazı yazılıyorsa bir mesaj, bir bilgi içeriyordur, bir amacı vardır. Yazar sana bir şey anlatıyor. Sen lütfen paragrafta kendi düşünceni bir kenara bırak. Kendi düşünceni bir kenara bırak. Yazar senden ne istiyor? Soru kökünü okudun. Yazarın ne istediğini anladın. Soruya cevap verebilirsin. Bu kadar basit. Lütfen hızlıca okuyacağım diye bız 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 anlamadan soruyu geçmeyin. Bu sefer ne olur? Bız 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 aracık olursunuz, panda olmaktan çıkar, başarısız olursunuz. Ama zeki bir panda ne yapar? Sakince, dingin kafayla ama hızlı olarak, birazcık hızlı olarak okur. Ardından ciddi zaman kaybı olmadan sorusunu cevaplandırır ve bir neti panda patisine koyar. Üçüncü olarak bahsedebileceğim şey eleme metodu. Yani paragrafta bir taktiğimiz vardır. O çok güzel bir taktiktir, hoşuma giden bir taktiktir. Ve çoğu soruyu cevaplandırırken benim çok kullandığım bir taktiktir. Eleyeceksiniz. Soru kökünü okudun. Sorunun senden ne istediğini anladın. Paragrafı okudun. Şıklara geçtin. Şıkları okuyorsun. İşte söylenir ya da söylenemez, işte burada anlam çıkartılır çıkartılamaz dedi ya. A'yı okudun. Baktın A'nın hiç alakası yok yani. Hani paragraf elma anlatıyor. A armut diyor. Boşver armutu o zaman. Elmayı aramaya devam. Armutun üstünü çiz. Armutu ele yani. Sen elmayı aramaya devam et. Arada bazen emin olamadığın elma armut mu diye karar veremediğin böyle bazı cisimler olacaktır. Bunları sakince beklet ama baktım bu armut elma ile hiç alakası yok, direkt çiz. Sonra bir iki şıkka indirip başarı oranını arttırabilirsin. Genelde paragrafın ana fikri, vermek istediğin mesaj son kısımda yer alır. Bu ana fikri arayacaksın sen ve bu ana fikri bulduktan sonra yapacağın şey basit. Ana fikri nerede? Ondan sonra şıkları eleyerek gideceksin. Genellikle sonda bulunur ama bu her zaman sonda olacak diye bir şey değil. Lütfen sadece sonunu okumayın paragrafların. Bir bütün olarak okuyun, mesajı alın. Ondan sonra ana fikir neredeyse, soruyu cevaplamanıza en yardımcı olacak cümle neredeyse ona odaklanabilirsiniz. Peki bir diğer önerimiz nedir? Ve bence bu en önemlisi. Beni zaten bir sayısal öğrencisi olarak, yani eşit ağırlık olmamama rağmen eşit ağırlıkta 2019 yılında 1288. yapan buydu. Kitap okumak. Kitap okumak çok önemli arkadaşlar. Çünkü sizin göz kaslarınızın iyi çalışması lazım. Çünkü sizin göz kaslarınız aracılığıyla bilgiyi taşıma kapasitenizin artması lazım. Kitap okumanın faydalarını basit bir şekilde şu an ekrana koydum. Instagram'da da bu konuda paylaşımlar yapıyorum bildiğiniz üzere. Çok kısa bir şekilde şu an ekranda da okuyabilirsiniz. Kitap okumanın faydaları saymakla bitmez. İyi bir insan, daha iyi bir birey olmak için bence kesinlikle her insan evladı kitap okumalı. Ancak en çok da öğrenciler okumalı. Çünkü sizin mesleğiniz zaten okumak. Hani soruyorsunuz değil mi? Mesela okuyorum ben ya falan diye soruyorlar değil mi size? Hani size cevap okuyorum ben ya falan. İşte okuyorum ben ya diyorsun, oku. Anladın mı? Kitap oku. Paragrafta daha başarılı olmanın en büyük sırrı budur. Peki ne zaman nasıl okunur?
Ben genellikle yatmadan önce yarım saat, bir saat okumayı tercih ediyorum. Veyahut da okul derslerimizden sonra. Çünkü kitap okumak sizden belli bir enerji, belli bir kapasite alacaktır. Bu kapasitenizi ve enerjinizi eğer sözel çalışacaksanız, sözel işte cümlede anlam, paragrafta anlam, sözel mantığa veya sayısal çalışacaksanız işte sayısala ayırmanızı, ardından kitap okumanızı tercih ederim. Sonuçta beyninizin de bir kapasitesi var. Kendinizi tanımanız lazım ve bu kapasiteyi doğru kullanmanız lazım. Sözelde başarılı olmak için basitçe bunları yapabilirsiniz. Ve kaynak önerim ve bir hoca önerim de var sizlere. Bugün sizlere Umut Can Arslan hocamızın kanalını biraz anlatmaya çalışayım. Ücretli bir tanıtım değil bu arada arkadaşlar. Önerdiğim için kullanıyorum. Bakın kendim de videolarını izliyorum zaten. Hani bakıyorum arada. Çünkü ben de sınava hazırlanıyorum. Ben hala sınava hazırlanıyorum. Ben hep sınava hazırlanacağım. Ve bu tarz böyle kendini geliştirmiş hocalardan bir şeyler öğrenmemiz bizim için lazım. Çok elzem. Ve ben bunu yapıyorum. Bazı hocalar DGS özelinde olabilir ama başarısız oluyor. Ama Umut Can Arslan hocamız kesinlikle öyle değil. Kendisi çok başarılı bir hoca. Bu hocamız gerek KPSS, gerek ALES, gerekse DGS sorulan sözel mantık sorularının çözüm yöntemleri, pratiklerini öğrenebileceğiniz bir kanaldasınız. En kolay sorudan en zor sorulara birçok sorunun detaylı çözümlerini izleyebilirsiniz. Yani bu kanal benim yıllardır bildiğim ve hocasıyla da inşallah ileride röportaj yapacağım bir kanal. Kendisiyle görüşmeyi çok istiyorum ama ben İstanbul'dayım, o Ankara'da. Ama olsun, bu kanaldaki soru çözüm videolarını izleyebilirsiniz ve hocamız 657 yayın evi için kitap hazırlıyor. Bu kitapları kullanabilirsiniz. İşte şu 2021 versiyonu, şu mavi olan, şu sanırım geçtiğimiz sene ya da pardon şu konu anlatım, konu özetli, tamam. Ya, yanlış biliyor olabilirim ama işte ikisi de Umut Can Arslan hocamıza ait. Buraları kesmeyeceğim ama doğal olsun diye. Bu da sözel mantık kitabı. Bunu ben de sipariş ettim. Gayet süper bir kitap. Ve bunu kullanacağım inşallah. Hatta bununla ilgili belki tanıtım videosu da çekebilirim. Hani şu an söz vermiyorum ama yapmayı düşünüyorum. Bu hocamızın kitaplarını kesinlikle öneriyorum. Kesinlikle kullanmanızı tavsiye ediyorum. Çok güzel hazırlanmış soruları var. Kendisi de çok güzel böyle paylaşımlar yapıyor. İşte paragraf nasıl çalışır vesaire, bir de ondan dinleyebilirsin. Mesela netlerim artmıyor kısmından. Yani zaten benim anlattığımda onların özeti, biraz da kendi tecrübelerimi katıyorum. Bu şekilde arkadaşlar, sözelde nasıl hızlanır, paragrafta nasıl başarılı olunur, benim bu konuda söyleyebileceklerim bunlardı. Umarım sözel arkadaşlarımızın hoşuna gider. Lütfen hoşunuza gittiyse diğer sözel arkadaşlarınızla bu videoyu paylaşın. Unutmayın, biz Tinlex ailesinin pandalarıyız. Ve pandaların nesli tükenmekte ve pandaların sayısı artması lazım. Nasıl artar? Abonemiz arttıkça ben inanıyorum ki dünyaya yeni bir panda daha geliyor. Ve bu yüzden bizim abonemiz artsın ki dünyaya daha çok panda gelsin. Ne kadar panda olduğumuzu bilelim. Sizin gibi tatlış pandaların artması dileğiyle bu videoyu sanırım şimdilik sonlandıracağım. Ama unutmayın, her zaman bana yorumlarda yazabilir, WhatsApp ve Telegram gruplarımıza katılabilir, soru çözümleri yapabilir, yorumlarda fikirlerini belirtebilir, bana soru sorabilir. Instagram'dan veya cep telefonundan da bana istediğinizden ulaşabilirsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere sevgili Panda. Hoşça kal.